Sevgili arkadaşlarım, iyi akşamlar. Sesim, görüntüm geliyor mu acaba? Beni görüp duyabiliyor muyuz? Evet, hoş geldiniz. Nerelerden katılıyoruz acaba? İyi akşamlar. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Evet, yeni isimler görüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hoş buldum tekrar. Şimdi bu dersimizde aslında Mart'ta ve Haziran'da yapacağımız o kampların, soru çözüm kamplarının aslında bir tanıtımı olacak. O yüzden o kamplarda nasıl bir yol izliyorum, nasıl bir soru çözme ve genel tekrar mantığında ilerliyorum. Birazcık onlardan bahsettikten sonra size bir soru çözümü yapacağız. Genel karışık dil bilgisiyle ilgili sorular olacak. Şimdi bundan sonra yapacağımız, Yozgat selam söylüyorum. Bundan sonra yapacağımız bu kamplarda aslında kazanımlara göre soru çözümleri ve tekrarları olacak. Mesela diyelim ki bir sözcükte anlam var. Sözcükte anlamın içerisinde dört farklı kazanım var. Her kazanım kendi içerisinde farklı soruları ayrılıyor. O yüzden ilk önce kazanımın tekrarı yapılıp daha sonra o kazanımla ilgili sorular çözülecek. O yüzden burada yapacağımız mantık birazcık daha onun ön izlemesi olacak. Normal kamplarda daha fazla, daha farklı, daha fazla tekrar yaparak, daha fazla soru çözerek ilerleyeceğiz. Sadece birazcık benim tarzımı görün istiyorum. Soru nasıl çözülür bunları görün istiyorum. Beraber sorular çözeceğiz ve güzelce bir dersimizi yapacağız ve sonra bitireceğiz. Hazır mıyız? Kendimizi iyi hissediyor muyuz? Hocam ben dil bilgisinin hepsini hallettim, tamamını çözeceğim diyor muyuz? Hazırız değil mi? 1 saat hayatım, yani 40 dakika. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Güzel, mükemmel. Şimdi sessiz olan arkadaşlarım var. Onları da fark ediyorum. O yüzden arkadaşlarım sizden de cevapları bekliyorum. Şimdi başladığımızda dil bilgisinin ve dil bilgi sorularında artık biliyorsunuz. Mesela tek bir konuyla ilgili bir soru sormaktan ziyade karışık sorular soruyorlar. Yani bir soru içerisinde sizden birden fazla kazanımı isteyebiliyorlar aynı anda. Yani mesela bir paragraf şeklinde soru sordu, size bunları numaralandırdı. Hem orada cümlenin ögelerini sorup, hem cümle türlerini sorup, hem de fiilde çatıyı sorup, hem de aldığı hal eklerini sorup gibi. Aslında birden fazla konuyu tek bir soru içerisinde dahil ediyorlar. Sebebi de ne? KPSS'de soru sayımız bizim 30 ve bunun büyük bir çoğunluğunu ne kapsıyor? Paragraf. O yüzden dil bilgisi sorularında genelde tek bir soru içerisinde birden fazla kazanımı yediriyorlar. O yüzden de soru çözerken aslında tek bir konuyu değil birden fazla konuyu sizden bilip bilmediğinizi istiyorlar. Bunu ölçmek istiyorlar. Ve genelde böyle sorular geldiğinde birazcık kafa karışıklığı yaşıyoruz. O yüzden o tarz sorularda nasıl çözülmeli, neye dikkat edilmeli onlardan da bahsedeceğim. Ama ilk önce daha basit bir sorudan başlayacağım. Şimdi bu cümledeki altı çizili sözcüklerden her zaman ne yapmak zorundayız? İlk önce soru kökünü okuyacağız. Ve Türkçe'de cümlelerin tamamını okumadan soru çözersek bazen yanlışlık yapabiliyoruz. Hani bu özellikle yazım kuralları sorularında ya da sözcüğün yapısı konusunda. O yüzden ne yapmak zorundayız? Bunu asla unutmuyoruz. Aranızda eğer öğrencilerin varsa bilirler. Bizim bir sloganımız var. O da nedir? Tamamını oku. O yüzden sadece altı çizili olan ifadeyi okuyarak geçmeyeceğiz. Zaman kazanırız ama soru yanlış çözersek kazandığımız zamanın bir anlamı olmayacak. O yüzden ne yapacağız? Tamamını okuyacağız ve düzgünce sorumuzu çözeceğiz. İlk önce soru kökü, sonra yukarıya döneceğiz. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangilerinin kökü sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır dediğinde ben burada neyi arayacağım? Yani köküm isim midir, fiil midir? Bunu arayacağım. Burada çocukken düşlerimizde, hayallerimizde gerçekleşmeyecek olsa bile yine de isteklerimizi hep umutla beslerdik. Şimdi buraya kadar okudum. Düş ifadesine dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu sesteş bir kök. Cümleye göre isim de olabilir, fiil de olabilir. Buradaki düşmek fiili mi yoksa hayal anlamındaki düş isminden mi bahsediyorum? O yüzden sadece altı çizili olanı değil, cümlenin tamamını okumamız gerektiğini söylüyorum. Buradaki düş ifadesi isim midir, fiil midir benim için? Köküm düş çünkü. İsim kökü müdür, fiil kökü müdür?
cümledeki anlamına göre. Ne olacak? Benim için isim kökü müdür? Evet, isim kökü. Tamamını okumak bu yüzden bizim için ne olacak? Önemli olacak. Dikkat edeceğiz. Devam ediyorum. Gerçekleşmeyecek olsa bile yine de isteklerimizi hep umutla besledik, beslerdik. İsteklerimiz kelimesinin kökü nedir bizim için? Neyden geliyor? Anlamlı olan kelimenin tamamıyla anlam birlikteliği olan en küçük parça hangisi? İste. Yani istemek. Fiil midir, isim midir? Ne kökü olacak benim için? Fiil kökü olacak. Evet. Geliyorum umutla. Kelimesinin kökü nedir? Nurcancığım. Umutla kelime. Ummaktan geliyor değil mi? Şu an konuşmadım çünkü o yüzden olmayabilir ama Sinan'ın kendi muhtemelen bilgisayarıyla ilgili bir sıkıntısı var. Az önce konuşmuyordum. Ben sizin ekranınızda nasıl göründüğünü bilmediğim için o yüzden nasıl yapılacağını bilmiyorum. Şimdi devam ediyorum. Umutla kelimesinin kökünü ben nereden alacağım? Ummaktan alacağım. O yüzden bu ifade benim için nedir sevgili arkadaşlarım? Bizim için buradaki ifade ummak olduğu için ne olacak? Fiil olacak. Şimdi bize farklı olanı soruyordu. Şimdi 2 ve 3 fiil. Bakalım 4'te ne gelecek? Beslerdik kelimesi bizim için çok önemli bir kelime. Çok da önemli bir kökü var. Ben beslerdik ifadesinin kökünü nereden alacağım? Evet, çok güzel. Nereden alıyorum sevgili arkadaşlarım? Besi ifadesinden alacağım. Neden? Şimdi bu hayvanları mesela besiye çekmek, inekleri besiye çekmek, hayvanları besiye çekmek gibi ifadelerde biz besi ifadesini kullanıyoruz. Ve beslerdik ifadesindeki L yapım ekini getirdiğimizde İ ünlüsü burada düşüyor. O yüzden besilemek diye bir şey olmadığı için burada bir ünlü düşmesi var. Aynı zamanda besimek diye de bir şey olmadığı için ben buradaki kökü ne olarak alıyorum? İsim kökü olarak alıyorum. Şimdi ikiye ikiye kaldılar. İki isim, iki tane de fiil var. O yüzden burada biz ne yapacağız? Son kelimeye bakacağız. O çözecek çünkü soruyu. Diyorum ki hayallerimizi mutlaka canlı tutardık. Tutardık kelimesinin kökü nedir benim için? Tutmak. Fiil midir, isim midir? Fiil kökü. O yüzden fiil. Yani cevabım düşlerimizde ve beslerdik ifadelerinde 1 ve 4'te isim olduğu için cevabım ne olacak? D şıkkı. Cümlenin tamamını okumamızın, önem vermemizin sebebi nedir? Cümle içerisinde sesteş olan kelimeler ya da ortak kök olan kelimelerin cümle içerisinde isim ya da fiil olarak kullanılmış olduğunu cümleyi okumadan anlayamam. Düş örneğinde olduğu gibi. O yüzden ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Anlaştık mı soru için? Var mıdır sıkıntı? Güzel. Arkadaş 22 kişiyiz. Birazcık daha fazla ses duymak istiyorum. Tamam, güzel. Şimdi devam ediyorum. Geldim. Bir uzun bir soruyu. Artık çünkü biliyorsunuz yani dil bilgisi soruları da bu kadar uzun soruluyor. Ve birden fazla kadının içinde istiyorlar. Şimdi bu parçadaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1-1-2-2 diye eşleştire beraber gideceğiz. Bakıyorum şimdi. Birinci cümle yapısına göre sıralıdır. Sıralı cümle ne demekti? En az iki tane yüklemim olacak ve bu iki tane yüklem noktalı virgül ya da virgülle ayrılacak. Bağlı cümleyle karıştırmayacağız çünkü onda bağlaç olacak. Şimdi bakıyorum yapısına göre sıralıdır diyor. Şecere Arapça ağaç anlamına gelir. Bugünkü kullanımla soy ağacı demektir. Burada iki tane yüklemim var mı benim? İki tane yüklemim var. Peki ben bu iki tane yüklemi neyle ayırmışım? Noktalı virgülle ayırmışım. Ben sıralı cümleleri az önce neyle ayırıyoruz dedim. Ya virgülle ya da noktalı virgülle. O yüzden bu yapısına göre sıralı bir cümle midir? Evet. O yüzden ne yapıyorum? Yapısına göre sıralı dedi bu cümle türlerinden bir tanesi. Yapısına göre sıralı dediğimizde en az iki tane yüklemim olacak. Ve bu iki tane yüklem noktalı virgül ya da virgülle ayrılacak, tamam mı? Mesela burada gelir ve demektir diye benim iki tane yüklemim var ve ben bunu noktalı virgülle ve virgülle ayırdım. O yüzden A şıkkı doğru. Geldim. Onu ben yapmıyorum. Şu an konuşuyorum. Şu an konuşuyorum. Az önce konuşmuyordum.
Şu an beni duyup görebiliyor musunuz? Herhangi bir sıkıntı var mı? Heh, tamam. Şimdi geliyorum ikiye. İkinci cümle kurallı fiil cümlesidir diyor. Şimdi kurallı fiil cümlesi ne demek? Yüklemim sonda olacak ve yüklemim fiil olacak. Şimdi kişinin cetvelini, soy silsilesini bir ağaç şeklinde gösterir. Ben burada yüklemimi ne olarak alacağım? Yüklemimi ne olarak alacağım ben burada? Evet, fiil ama yüklemin kendisi hangisi? Gösterir. Gösterir yüklem. Cümlenin sonunda mı? Sonunda. Kurallı mıdır? Kurallı. Peki göstermek fiil midir? Fiil. O zaman kurallı fiil cümlesi ifadesi benim için doğru mudur? Doğru. O yüzden B şıkkı da gitti mi? Gitti. Üçüncü cümle bağlı bir fiil cümlesidir diyor. Şimdi bağlı derken neyi kastediyor? Bağlı ifadesinde yüklem var. Artı bağlaç var. Artı tekrar neyim olacak? Yüklemim olacak. Yani en az iki tane yüklemim var ve ben bu iki tane yüklemi neyle bağlayacağım? Bağlaç ile bağlayacağım. Sıralı cümleyle karıştırma. Çünkü sıralı cümlede neyle ayırıyordum? Virgül ya da noktalı virgülle ayırıyordum. Ama bağlı cümlede bağlaçla bağlıyorum. Geliyorum 3'e. Bir sonraki kuşaklar bir öncekinin dalı ve meyvesi sayıldığından bu ismi almıştır. Burada kaç tane yüklemim var? Kaç tane? Bir tane yüklemim var değil mi? Almıştır ifadesi. Başka bir yüklemim yok. Ama benim kuralım neydi? Yüklem artı bağlaç artı yüklem olacaktı. E burada sadece bir tane yüklem var. O yüzden bu ifade doğru olabilir mi? Olamaz. O yüzden cevabım ne olacak? C şıkkı. Ama diğerlerine bakalım, hatırlayalım çünkü. Dördüncü cümlede birden çok yan cümle vardır. Ben yan cümleyi neyle sağlıyorum? Fiilimsi, diğer adıyla eylemsi. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümle var demektir. Bakıyorum şimdi soy araştırmacısı bu ağacı resmederken bugünden başlayarak ulaşabildiği kadar geriye doğru gider. Araştırma ifadesi kalıcı isim midir? Yoksa değil midir? Araştırmacı ifadesini ben fiilimsi olarak alamam çünkü o kalıcı isimdir, gitti. Bugünden ifadesini alamam çünkü bugün ifadesi isim ve ben isimlere fiilimsi getiremiyorum. Buradaki denden ayrılma hale ki o da değil. Resmederken başlayarak ulaşabildiği kadar geriye doğru gider. Zamanla yeni bulgularla eklemeler yapar ve ağaç şekillenmeye başlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane fiilimsim var. 5 tane fiilimsim olduğu için birden fazla neyim var? Yan cümlem var. Anlaştık mı? Tamam. Beşinci cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Rırırıp okudum. Yok gibidir dedim. Evet, isim midir? İsim. O yüzden cevabım ne olacak? C şıkkı olu. Cevabımız ne oldu yani? C şıkkı oldu. Tamam mıdır? Tamam. Geliyorum bir öge sorusuna. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi geliyorum bir diğerine. Yukarıdaki cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyorum şimdi. Eserimiz kendi kurgusu içinde akıp ilerlerken arka plandaki bir takım gelişmelere de tanıklık ediyoruz dedim. Yüklemim nedir? Birleşik fiilleri ayıramıyorum. İsim tamlamalarını ayıramıyorum, sıfatları ayıramıyorum. O yüzden bakıyorum. Şimdi tanıklık etmek yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil midir? Evet. O yüzden tanıklık ediyoruz ifadesini ben ne olarak alacağım? Yüklem olarak alacağım. Peki tanıklık eden kim? Bu eylemi gerçekleştiren varlığın kim? Tanıklık ediyoruz. Kim ediyor? Biz. Şimdi gizli özne ama yazmıyor cümle içerisinde çünkü. Peki ne zaman tanıklık ediyoruz? Ne zaman tanıklık ediyoruz? Bir bakın bakalım. Burada bir zarf fiil var. Zarf fiiller bize aynen öyle. Ne olacak? Eserimiz kendi kurgusu içinde akıp ilerlerken tanıklık ediyoruz dedim. Buradaki ne olacak? Zarf cümleci olacak. Şimdi gizli özneyi ben
Öge sıralanışı içerisinde yazacak mıyım, yazmayacak mıyım? Burası önemli bir nokta. Gizli özneyi dahil ediyor muyum, etmiyorum sakın ha. Gizli özne cümle içerisinde yazılı olmadığı için ben buna özne ne yapamayacağım, yani vardır diyemeyeceğim. Bu soru için şey değil ama normalde bazen sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olun lütfen. Nedir? Gizli özne cümle içerisinde yazılı olmadığı için onu biz dahil etmiyoruz. Neyden başlatacağım, yani zarf tümlecinden. Zarf tümleciyle başlamayanları eledim. Gitti. Zarf tümleci. Peki neye tanıklık ediyoruz? Arka plandaki bir takım gelişmelere. Arka plandaki bir takım gelişmelere neye sorusu bana neyi verir? Dolaylı tümleç. Bir diğer adıyla yer tamlayıcısı. O yüzden zarf, dolaylı tümleç ve ne olacak? Yüklem olacak. Cevabı o yüzden Adana. Şimdi burada sizden dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bir, ben bağlaçları ne olarak alamıyorum? Cümle içerisinde bir öge olarak alamıyorum. Cümle dışı öge olarak kabul edeceğiz biz onu. İki, isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, birleşik fiilleri ve deyimleri ben ayıramıyorum. Çünkü bunlar kanka ve bunlar beraber, ayrılmaz bunlar. O yüzden onları ayıramıyorum. Eserimiz kendi kurgusu içinde akıp giderken ifadesini ben neden ayıramadım? Çünkü orada bir beraber alınan ifadem var. Ayırırsam hata yaparım. Arka plandaki bir takım gelişmeler derken dakideki sıfat yapan bir ki midir? Dakideki sıfat yapan ifadedir ya. O yüzden orası da bir tamlama kuruyor. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Ayırmayacağız bunları. Anlaştık mı ne demek istediğimde? Var mıdır sıkıntı? Yok değil mi? Güzel. Devam ediyorum. Geldim bir diğer soruma. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yapı diyorsa aldığı ekler önemlidir. Dikkat edeceğiz. Çünkü aldığı eklere göre bazen basit olabilir, birleşik olabilir. Ya da ne olabilir bizim için? Türemiş olabilir. Ya da aldığı eklerin yapım ekimi, çekim ekimi olduğunu sorabilir. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi bakıyorum. Birinci sözcük sıfat fiil eki almıştır diyor. North California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş dedim. An, en sıfat fiil eki midir? Sıfat fiil eki midir, değil midir? Sıfat fiil eki değil mi? O yüzden bu ifadem doğru mudur? Doğru gitti. İkinci sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır diyor. Şimdi tanışmayı kelimesini ben ekine köküne nasıl ayıracağım? Tanımak, tanışmak, tanışma, y kaynaştırma ve ı değil mi? Şimdi bakıyorum. Tanımak isim kökü müdür, fiil kökü müdür? Fiil kökü. Şey, tanışmak fiilden fiil, yapım eki. Mema nedir sevgili arkadaşlarım? Buradaki mema hangi görevde kullanılmış? İsim fiil eki değil mi? İsim fiil ekleri aynı zamanda fiilden isim, yapım eki midir? Evet. Yani bak, yapım eki aldığı şimdiye kadar. Buradaki ı nedir peki? Tanışmayı. Neyi tanışmayı? Buradaki ı belirtme hal eki midir? Evet. Belirtme hal eki peki çekim eki midir? Evet. Dediği ifade doğru mu? Hem yapım eki hem çekim eki. İki tane yapım eki, bir tane de çekim eki aldı. O yüzden bu ifadem de doğru gitti. Geliyorum üçüncüye. Üçüncü sözcük ses türemesi olmuş bir sözcüktür. Reddetmesinde. Evet, Y'de kaynaştırma burada, aynen öyle. Reddetmesinde dedim. Normalde reddi ben tek D ile yazıyorum değil mi? Ama buna yardımcı eylem olan etmek, eylemek, olmak, kılmaktan bir tanesi olan etmeyi getirdim. Reddetmek mi diyoruz? Reddetmek mi diyoruz? Reddetmek. O yüzden D türedi mi burada? Türedi. O yüzden bu ifadem de doğru mudur? Doğru. Beşinci sözcük isimden fiil yapma eki almıştır dedi. Bakalım. Tabaklarında hangi yemeğin olduğundan çok kalıtsal özelliklerin etkili olduğunu ortaya koyuyor dedim. Ve kalıtsal ifadesini ben nasıl ayıracağım? Doğru ayırmak bizim için önemli burada. Kalmaktan alacağım değil mi? Çünkü kalıt nedir? Hani bir şeyin kalmasını kastediyoruz. Kalmaktan kalıt. Kalıttan kalıtsal olmuş. Kalmak fiil kökü. Peki kalıt ne oldu? Fiilden isim, yapım eki. Kalıtsal nedir? İsimden isim, yapım eki. Peki isimden fiil, yapım eki var mı bu cümlede? Söylediği şeyi karşılıyor mu bizim için? Karşılamıyor değil mi? O yüzden cevabım ne olacak Denizli? Geldim 5'e. 5. sözcük birleşik fiildir dedi. Ortaya koyuyor ifadesi.
Anlamca kaynaşmış, birleşik fiildir, ortaya koymak, öngörmek, varsaymak gibi. Bunlar benim için birleşik fiildir. O yüzden bu ifadem de doğru. Cevabım ne olacak? D şıkkı olacak. Anlaştık mı? Kafamıza takılan bir nokta var mıdır? Yok değil mi? Güzel. Varsa sorun lütfen. Şimdi geldim. Yukarıdaki numaralı sözlerden hangisi farklı türde bir tamlamadır? Farklı türde tamlama diyorsa isim tamlaması, sıfat tamlaması diye ayıracağım. Dikkat. Sabah saatleriydi ve güneş ısıtmaya başlamıştı. Sabah saatleri isim tamlaması mıdır, sıfat tamlaması mıdır? Sabah saatleri. İsim tamlaması, isim tamlamasından belirtisiz değil mi? Belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz. Çünkü neden? Nunnin halekini almamış. Çiğ damlaları. Hangi isim tamlamasıdır? Bu da hangi isim tamlaması? Hangi tamlamadır diye ters söyledim. İsim tamlaması isim tamlamalarından hangisi olacak benim için yine belirtisiz olacak. Şimdi sevgili arkadaş, çiğ ifadesine dikkat edeceksin. Eğer çiğ et demiş olsaydı nasıl et? Çiğ et. O zaman sıfat tamlaması olurdu. Ama buradaki çiğ damlaları derken o hava olayından bahsediyorum. O yüzden isim tamlaması. O yüzden lütfen tamamını okuyacağız. Aman dikkat. O yüzden burası isim tamlaması. Gitti. Nilüfer çiçeklerinin isim tamlaması mıdır değil midir? Nilüfer isim tamlaması. Bu da belirtisiz isim tamlaması. 1, 2 ve 3 isim tamlaması farklı olamaz. O yüzden gitti. Geliyorum şöyle. Yani çiğ damlaları arttıkça nilüferler daha da parlıyordu. Çiçek tomurcukları. Çiçek tomurcukları nedir benim için? İsim tamlaması. Evet, bu da belirtisiz isim tamlaması gitti. Güzel bir gün. Yavaş yavaş açılıp güzel bir günü karşılamaya hazırlanıyordu dedim. Şimdi güzel bir gün. Gün isim. Nasıl gün? Güzel gün. Niteleme sıfatı mıdır? Evet. Bir ifadesi tehlikeli bir ifadedir. Buradaki bir ifadesi sayı sıfatı mıdır, belgisiz sıfat mıdır? Hatırlayın. Buradaki bize net bir ifade vermediği için, hani güzel iki gün diyemiyorum. Çünkü eğer sayı sıfatı olsaydı ben oraya başka bir sayı yerleştirdiğimde mantıklı olması gerekirdi. Ama güzel bir gün, yok. Hangi gün? 360 tane, 365 gün var. Hangisi? Bilemiyorum. Netlik yok. O yüzden ben buna ne diyeceğim? Belgisiz sıfat diyeceğim. Yani burada hani arada onu da hatırlayalım istiyorum. Burada bir sıfat tamlaması var. Diğerinden farklı türde olduğu için cevabım ne olacak? E şıkkı olacak. Anlaştık mı? Var mıdır sıkıntı? Yok sanıyorum. Güzel. Şimdi ses olayları bizim için önemli. Neden? Sınavda mutlaka bir soru geliyor mu ses olaylarından? Mutlaka bir soru gelir ve müstakil olarak tek başına gelir. O yüzden önemli bir konu. Aslında böyle çok zorlandığımızı düşündüğümüz ve böyle yapamayacakmışız gibi gelen hani sorulardan bir tanesiymiş gibi gelir ama ses bilgisi bizim için aslında kolay olanlardan bir tanesi. Dikkat etmemiz gereken noktaları eğer bilirsek. Şimdi burada ses olaylarının hangisi yoktur ya da vardır diye sorduklarında sizden istediğim şey ilk önce şıklara bakmak. Şıklarda hangisi var? Çünkü yukarıyı okurken bulduğunu direkt aşağıda elemen lazım. Geliyorum şimdi. Daralma, düşme, yumuşama, ünsüz türemesi, ünsüz denizleşmesi. Bunları söylemiş. Bakıyorum hangisi var, hangisi yok. Verdiği ilk kelimeden bir tanesi geldi. Bu normalde dık, dik sıfat ile ki K ile yazılır. Ama ünlüyle başlayan ek aldığı için ne yaptı? Yumuşak G'ye döndü. Yani ne yaptı? Yumuşadı. Ünsüz yumuşaması var. Ünsüz yumuşamasının diğer adı ne? Ünsüz yumuşamasının diğer adı ne? Çünkü diğer adı da geliyor kalp değişmesi. Evet, değişimi. Güzel. Şimdi her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran, gönlümüzü ve fethetmeyi başaran, yumuşamayı buldum diye bunu tekrar söylemedim o yüzden. Hani bir tanesini bulduğum için direkt geçtim onu. Burada gönlümüzü ve fethetmeyi ifadesinde gönüldeki ü, fetihteki de i ne yaptı? Düştü. O yüzden ünlü düşmesi var mıdır bu cümlelerde? Var, gitti. Başaran pop müziği sanatçısı. Albüm ifadesinde
Babacığım anlamadım kuzum. Ha tamam. Bir an ben de aşağıya geçince başka bir yerde daha mı var onu göremedim. Evet tamam. Yani ne demek istediğini anlayamadım. Tamam orada da var ama var değil. Hani hepsini tek tek bakmadım o yüzden. Şimdi devam ediyorum. Daralma, türeme ve benzeşme kaldı. Bakalım. Başaran pop müziği sanatçısı. Bu ki, sanatçısı ifadesinde bir şey var mı? Sanatçı ifa bir şey var değil mi? Normalde bu nedir? Meslek yapım eki cıci yani C ile yazılır. C yumuşak mıdır, sert midir? Yumuşak. Ama neye dönmüş Ç'ye? Ç nedir, sert? O zaman sanatçısı ifadesinde ne var benim için? Ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi var. O yüzden bu da elendi mi? Gayet tabii elendi, gitti. Kaldı daralmayla türeme. Bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor. Şimdi biz daralmayı yor ekinde arayacağız ama bakıyor ifadesinde daralma var mı yok mu? Burada yok. Bak, çünkü bakıyor değil normalde, gitti. Dinleyici yine oldukça etkiliyor. Normalde etkilemek değil mi bu? E neye döndü? İ'ye döndü. O yüzden daralma var mıdır? Var. O yüzden cevabım ne olacak? Denizli, ünsüz, türemesi olacak. Sevgili arkadaşlarım size bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz daralmayı genelde evet yor eki olan yerde arıyoruz ama bizim dört tane istisnamız var. Yor eki olmadan daralma olan nedir onlar? Yor eki olmadan daralma olan dört tane istisnam var. Y sesinin etkisiyle yiyecek birincisi, yiyecek şeklinde olması lazım. Diye Jack. Çünkü demek normalde. Niye ve diye. Bu dört tanesini unutmuyorsunuz. Neden? Çünkü yoreki yok. Ama Y sesinin etkisiyle bu kelimelerde istisnai olarak ne var? Daralma var. Hani evet yoreki ol, çünkü şu hatayı yaptığınızı genelde hani dönüşlerden dolayı biliyorum. Hani hocam yoreki yoktu, ben daralmaya bakmadım. O yüzden direkt daralma yoktur diye yapıştırdım diye geliniyor. Ama eğer yiyecek, diyecek, niye ve diye ifadesi varsa yora gerek yok. Onlar zaten dar. Yani daralmış yani. O yüzden bu dört tanesine dikkat edeceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, güzel. Geldim bir diğer soruma. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim vardır dedi. Bakalım tek tek. Terzilik, emek ve sabır isteyen mesleklerin en başında gelir. Var mı burada ikisini beraber alan bir ifadem? Var mı? Bir bakın bakalım. Pardon. Yok değil mi? Burada herhangi bir ifadem yok. Peki şurada niteleme sıfatın var mı burada? Hani belirtme yok ama niteleme var mı acaba? Var sanki. En an sıfat fiil eki miydi? Nasıl meslek? Emek ve sabır isteyen meslek. En an sıfat fiil eki genelde niteleme sıfatı kurar. Nasıl meslek, sabır ve emek ve sabır isteyen meslek dedim. O yüzden burada niteleme sıfatım var ama belirtme sıfatım yok, gitti. Günlük insanların iç dökme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Burada yok. Sokağın başında toplanan bir takım kişiler bağırıp çağrışıyordu. Burada var mıdır? Dikkat etmeniz lazım. Var çünkü. Varsa da hangisi? Var. Şimdi kişiler isim, tamam mı? Nasıl kişiler dedim? Sokağın başında toplanan kişiler niteleme sıfatı mıdır? Evet, az önce an eni o yüzden burada önemli, dikkat edin dedim. Bir takım kişiler dediğimde bir takım ifadesi nedir benim için? Belgisiz sıfat mıdır? Çünkü bir takım orada belirsizlik veriyor. Belgisiz sıfat mıdır benim için? Evet, belgisiz sıfat. Peki belgisiz sıfat belirtme sıfatları içerisinde midir? Evet. E bu kelimem hem niteleme sıfatı hem de belirtme sıfatı aldı mı? Aldı. O yüzden cevabım ne olacak? 3. Anlaştık mı neden olduğuna dair, var mı bir sıkıntı? Yok değil mi?
Bu arada bir takım ifadesinde belirsizlik ifade ediyorsa birleşik yazılır. Ama bir takım fincan dediğinde sayı olarak 6 ya da 4'ü kastettiğini bildiğim için belirlilik verdiği için ayrı yazılacak, tamam mı? Yazım kurallarında buna dikkat edin, bir dipnot. Belirsizse birleşik, belirsiz değilse biliyorsak eğer, mesela o zaman birleşik olacak, ayrı olacak, özür dilerim. Tamam mıdır? Tamam. Geliyorum bir diğerine. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Şöyle göz atıyorum. Tamlayan düşmüş isim tamlaması, niteleme, belirtme, sıfat almış isim, birden fazla zamir, derecelendirme zarfı, ilgeç. İlgeç ne demek? İlgeç ne demek? Edat. Evet, güzel. Şimdi tamlayanı düşmüş isim tamlamasında ben neyi arayacağım biliyor musunuz? Mesela benim, senin, onun, bizim, sizin, onların ifadeleri, zamirleri genelde ek olarak geldiği için iyelik eki olarak onları yazmam. O yüzden böyle bir ifaden varsa orada tamlayanı düşmüş isim tamlaması mutlaka vardır. Kolum örneğinde olduğu gibi, ayaklarım örneğinde olduğu gibi. Benim kolum normalde bu ama ben kolum ifadesindeki umekinden zaten onun benim olduğunu anlayabildiğim için o isim tamlamasında ben benim ifadesini düşürdüm. Ya da benim ayaklarım demedim, benim saçlarım demedim, onları ne yaptım? Düşürdüm. Eğer bu tarz ifadeler görüyorsam burada kesinlikle tamlayan düşmüş isim tamlaması var mıdır? Vardır. Önemli, buraya dikkat et yani. Genelde testirme olarak bunu kullanırız. Gitti. Niteleme ve belirtme sıfatı almış bir isim. Ben gördüm, hadi bakalım. Var. Ama nerede? Ya da hangisi? Şimdi ikisini aynı anda almış olanı kastediyor ama. İkisini aynı anda almış olanı kastediyor bizim için. Yani bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatını alacak. Aynen öyle Fatmacığım. Bir soğuk rüzgar. Derin denizde evet bir niteleme sıfatın var ama niteleme ve belirtmeyi aynı anda almış olan ismi istediği için dikkat etmeniz lazım. Bir soğuk rüzgar derken rüzgar isim, nasıl rüzgar soğuk niteleme sıfatı. Bir ne sıfatıdır burada? Belgisiz sıfat değil mi? Belgisiz sıfat da belirtme sıfatı içerisinde olduğu için ben buna ne diyorum? Var. Birden fazla zamir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, orada, burada, şurada. Son dizeye bakın bence. Var değil mi? Ben ifadesi kişi zamiri. Orada oran. Var mıdır birden fazla zamir? Var. Derecelendirme zarfı neydi sevgili arkadaşlarım? En, daha, değil mi? Fazla. Bu ifadeler eğer gelirse ben ne vardır diyorum. En çok ifadesinde olduğu gibi, hatta en ifadesi için şunu diyoruz. En üstünlük zarfı. Yani üstünlüğün de üstünlüğü. En ifadesi en üstünlük zarfı. O yüzden burada derecelendirme zarfım var mı? Var. Peki ne kaldı geriye? Edat. Edat var mıdır burada? Yok. Mesela bazen bu tarz sorularda ileyi gizliyorlar. Bazen görünmüyor ama bu ifadede yok. Anlaştık mı? Var mıdır sıkıntı? Güzel. Bu parçada numaralanmış altı çizgi sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır dedi. Kolay bir soru. Şimdi bu sene çıkan ama iptal edilen sınavdaki soru olması lazım. Keçi boynuzu sorusu. Cümlenin tamamını okumayan arkadaşlarım o soruyu muhtemelen yanlış yaptılar. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü orada meyve olan keçi boynuzunu kastetseydi birleşik yazılacaktı. Ama işte hayvanın, keçinin boynuzunu kastediyorsa eğer ayrı yazılması gerekecekti. Bizim için önemli tamamının okunması. Cevabım bozkırlar, şöyle böyle okuduğunuzu varsayıyorum. Bozkırlar ifadesi doğru. Keşfedilmeyi ifadesi doğru. Çorum ili derken il, ilçe, köy, kasaba, kent ifadeleri küçük yazılır. Sadece özel isim büyük yazılır. Doğru. Sanayi doğru. Ama ünvan mıdır, unvan mıdır? Unvan mıdır? Söylemesi çok zor. Unvan şeklinde olacak değil mi? Unvan. O yüzden cevabım ne olacak? E şıkkı olacak. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Bakıyorum. Hayır. Gerçekten de o kadar değildi. Buradaki de ayrı mıdır, birleşik midir? Ayrı olacak çünkü bağlaç. Bir de var. Hem biraz kötülük olmadan ruh,
Herhangi bir yükten nasıl kurtulabilir ki? Herhangi birleşik bir ayrı yazılacak yanlışlık yapılmış gitti. Ayrıca yazmış olduğum her şeyin bugün de arkasındayım dedim. D'yi birleşik yazmış ayrı olması lazım gitti. Bazılarını yanlış, yanlış, yanlış mıdır, yanlış mıdır? Neden? Çünkü kelimemin kökü yanılmak, ne önde olmak zorunda. O yüzden bu da yanlış. Bu kaldı bakalım ama yine tabii ki. Ayrıca hiç kıskanmıyorum. İnan bana ama kıskanmanın gereksiz olduğunu anlamak da gerçekten zor. D'de ayrı yazılmış doğru cevabım ne olacak? E şıkkı olacak. Virgülün kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. A şıkkı. Babaları kupa papazına gelince sizden iyi olmasın, pek babacan, pek cana yakın adamdır. Şimdi sizden iyi olmasın ifadesi ara söz. Ara sözü ben ya virgül içerisinde vereceğim ya da iki kısa çizgi arasında doğru. Sıkıntı yok. Evet, seni arıyorum kalbimin yalnızlığında. Çok üzücü bir cümle. Şimdi burada red, onay ve teşvik veren ifadelerim. Evet, hayır gibi. Bunlardan sonra ben virgül kullanabilir miyim? Evet. Doğru. Arkadaş, seslenmelerde sonra virgül gelir doğru. Yurdunu alçaklara uğratma sakın. Emir verdi, uyarıda bulundu. Ünlem doğrudur. Eyvallah. Gitti. Olay yeri inceleme ekibi gelmeden biz etrafı çevirip güvenlik önlemlerini alalım. Doğru mudur, yanlış mıdır buradaki virgül? Dikkatli olun lütfen. Zarf fiil var ama bir tane mi var? Sadece tek bir tane virgül. Şimdi dikkat etmeniz lazım. Şimdi zarf fiil ekinden sonra ben virgül kullanamıyorum ama tek bir tane ise. Tek bir tane ise kullanamıyorum. Şimdi burada madan zarf fiil eki var. Şurada çevirip zarf fiil eki var. Şimdi ben burada kullanacak mıyım, kullanılmayacak mıyım? Aman dikkat, tamamını okuyacağız, kurban olurum. Ne olur tamamını okuyacağız. Şimdi iki tane zarf fiil var, art arda sıralanmış. Ne yapmak zorundayım? O yüzden ne yapacağım? Bunu ayıracağım. Hata yok burada, doğru. Aşağıda neden hata var ama? Sen geldin mi, aydınlanır geceler, pak olur mu gönlümüz? Değil ama. Değil ama dikkat. Sen gelince aydınlanır geceler, pak olur mu gönlümüz? Mı soru edatı, ınca ince zarf fiil eki yerine geçtiğinde İşte o zaman virgül kullanamam. Yukarıda iki tane zarf fiil üst üste geldiği için ben virgülü kullanabilirim. Ama burada geldin mi ifadesi zaman anlamı veren bir mımi. Mımi pekiştirme olarak kullanılır, soru edatı olarak kullanılır, zarf fiil anlamındaki ınca ince yerine kullanılır. Eğer zarf fiil anlamındaki ınca ince yerine kullanılırsa ne gelmez? Virgül gelmez. Burada da tam olarak o var. Sen geldin mi? Yani geldiğinde ya da gelince aydınlanır geceler, pak olur gönlümüz. Neden olduğunu anlatabildim mi? Hataya düşme. Aman dikkat. Sever böyle sıkıntılı soruları çünkü. Böyle o kelime oyunlarını sever. Bilerek de D'ye koydu çünkü onu. Niye? Çünkü D'yi gör, devamını okuma, atla diye. Tamam mı? Bir de burada iki tane mığmığı var. Aa, iki tane soru var. Yapıştır virgülü. Değil ama. Tamam mı? Anlaştık mı ne demek istediğimde? Sakın ha. O yüzden diyorum tamamını okuyun. Benim sloganımdır bu. Öğrencilerim varsa biliyorlardır. Tamamını okuyacağız. Sakın atlamak yok. Devam. Şimdi yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisinde yalnız sözcü? Huriye sen az önce dersten çıkıp buraya mı geldin kuzum? Merhaba. 2 saattir bıkmadın mı kız benden? Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisinde
Yalnız sözcüğü bağlaçtır. Şimdi yalnız sözcüğü o kadar garip bir kelime ki, bağlaç olabilir, edat olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir. Şimdi bana burada yalnız sözcüğünün bağlaç olduğunu soruyor. Bağlaç olabilmesi için ama anlamında kullanılmış olması lazım. Edat olabilmesi için sadece anlamında kullanılmış olması lazım. Şimdi bakıyorum. Benim yalnız bir yeteneğim var, kendime hakim olmak. Benim sadece bir yeteneğim var diyor. O yüzden buradaki yalnız ifadesi edat. Bağlaç değil, bir olanları ele gitsin. Derse gelebilirsin ama yaramazlık yapmayacaksın. Ama diye kullandıysan bu nedir benim için? Bağlaç. İki olacak mı? Olacak. İki olmayanları ele gitsin. Üçe ve beşe bakacağım sadece. İşte gidiyorum. Yanıma yalnız kendimi aldım. Sadece kendimi aldım. Edat mıdır? Edat. Üçte gitti mi gitti. Cevabım ne? İki ve beş. Size borç veririm ama yalnız param kalmadı. Ama param kalmadı. Buradaki de yine ama yerine kullanıldığı için ne olacak? Bağlaç. Cevabım nedir? İki ve beş. Yani E şıkkı. Anlaştık mı? Tamam. Güzel. Şimdi geldim son sorumuza. Çünkü bakıyorum saatimize. Bakalım devam. Bu şiirde numaralandırılmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum. Birinci sözcükte ünlü daralması vardır. Dikkat edin dediğim noktalardan bir tanesiydi. Yor eki olmadan da ünlü daralması olabilir diye. Normalde bu demek ama di olmuş. Ünlü daralması var gitti. Birinci sözcükte, pardon, ikinci sözcükte birden fazla ses olayı vardır. Ölmek, dıktik, ten. Var mı? Burada hiçbir şey yok. D, T'ye dönmüş bir tek yumuşama var, sertleşme var, pardon. Bir tane, yanlış, gitti. Üçüncü sözcük yapısına göre basittir. Yani yapım eki almadıysa basittir. Yazmaktan yazar. Buradaki yazmak fiil kökü er geniş zaman. D'de hikaye. Yani geniş zaman hikayesi çekimlenmiş. Yapı olarak basit ama zaman olarak birleşik. Bunu karıştırmayın lütfen. Yapı olarak diyorsa basit birleşik türemişe bakıyorsun. Zaman olarak da basit zamanlı birleşik zamanlı. Buradaki birleşik zamanlı yapılı değil. Tamam mı? O yüzden bu doğru. Bulunma durum eki almıştır. Gecelerde D'da bulunma doğru. Beşinci sözcük birleşik zamana göre çekimlenmiştir. Yukarıdaki yazardı ifadesiyle aynı gezerdi. Geniş zamanın hikayesi olarak çekimlenmiş. Doğru bir ifadem var. Sevgili arkadaşlarım, var mıdır bana sormak istediğiniz bir şey? Kamplarla ilgili, bu dersle ilgili. Efendim Esma'cığım, efendim kuzum. Var var sor. Var var ne? Sor sor. Evet Havva'cığım, sabah grubundayım kuzum. Güneş. Ama dersler biteni çok oluyor. Şöyle biliyorum. Şimdi kamplarda bir Mart'ta bir de Haziran'da kamp yapılacak diye biliyorum. Şimdi orada iki Türkçe öğretmeni olarak görev yapacağız. Biri ben, bir diğer hocamızın şu an hangi hocamız olduğunu hatırlamıyorum. Türkçe'de iki tane hocamız olacak. O programda onlar belli olurlar. Duruma göre bakarsınız, olur mu? Teşekkür ederim abacığım. Fatmacığım, şimdi onları hiç bilmiyorum. Neden? Çünkü şimdi daha o zamana birazcık olduğu için programlanması nasıl olacak bilmiyorum. Ama muhtemelen ben yine sabah grubunda, yani zamansal olarak benim zamanım ne zaman uygunsa o zaman yapacaklar. O da muhtemelen sabah olacak. Tamam mıdır? Gördüm hayatım, senin sorunu gördüm. Diğer arkadaşlarınki kısa diye ona hemen bakıyorum. Bu arada yani burayı arayarak tekrar bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Tam olarak ne zaman olacak, nasıl yapılacak, neler olacak. Eğer burada zaten öğrenciyseniz nasıl ilerleyecek, öğrenciyseniz ekstradan kayıt olmak istiyorsanız bu nasıl olacak, onları sorabilirsiniz. Şimdi Esma'cığım, niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarını kısaca tekrar etmemi istemişsin. Niteleme sıfatlarında ben ne yapıyorum? Teşekkür ederim. Ben de sizden çok memnun kaldım. Cevap verdiniz bana. Şimdi niteleme sıfatları cümle içerisinde bir ismin rengini, şeklini ve boyutunu verir. Nasıl sorusunun başındaki ne ile nitelemenin başındaki neyi kodla kafanda. Eğer bir ismi nasıl diye soruyorsan bu niteleme sıfatı olacak. Ama bir de neyim var benim? Belirtme sıfatlarım var ki belirtme sıfatları kendi içerisinde çok ayrılıyor. İşaret, belgisiz,
Sayı ve soru sıfatı. İşaret sıfatları bu, şu, o, öteki, beriki gibi belirli kelimelerden oluşur. Bir ismin önüne geldiğinde hangi ismi işaret ettiğini bilirsin. Bu insan, bu hoca, bu ev, bu araba, şu oda, odadaki çiçek dediğimde mesela, bunlarda benim neyim var? Hangi sorusuna cevap verebiliyor? Hangi ev? Şu. Hangi hoca? Bu dediğimizde hangi ifadeleri benim için ne olacak sevgili arkadaşlarım? Bizim için orada belirtme sıfatını, pardon, işaret sıfatını bulduranlar olacak. Belgisiz sıfatlar da bir ismi belirsizlik açısından tamamlar. Bir takım, birkaç, birçok gibi belirsizlik verecek, bir ifadesi gibi. Bir yaz günü. 90 tane yaz günü var. Hangisinden bahsediyor bilemiyorum ki. Belirsizlik var, belgisiz sıfat. Ama bir ekmek dediğimde bir tane ekmekten bahsettiğim belli, sayı sıfatı olacak. Sayı sıfatları da isimlerin sayısını verir bana. Ona da sayı sıfatı diyorum. Ve diğer bu sıfatları bulabilmek için kullandığım soruları ben cümle içerisinde bir isme sorarak kullanıyorsam soru sıfatı oluyor. Nasıl bir elbise? Mesela elbise isim. Nasıl da elbiseye sordum. O yüzden soru sıfatı. Bu kadar. Kısaca bu. Tamam mıdır? Var mıdır başka sormak istediğiniz bir şey? Rica ederim, rica ederim. Sevgili arkadaşlarım, görüşmek üzere. Eğer kampta beraber olursak, kampta görüşmek üzere diyorum. Çünkü kampta genel tekrar, kazanım üzerinden tekrar edilip sorular çözülecek. Eğer sisteme kayıtlıysanız sistemde, hani eğer öğrenciyseniz tekesi kullanarak çözebilirsiniz. O tekesten de halledebiliriz. Çünkü orada konu tekrarları, soru çözümleri hepsi var her kazanımla ilgili. Onunla ilgili de çalışma yapabilirsiniz. Tekesle ilgili bilgi almak isterseniz bu yapay zeka destekli sistemle ilgili aşağıya arayıp da sorabilirsiniz yani ekibi. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa görüşmek üzere diyorum. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Tanıştığıma çok memnun oldum. Kampta gelirseniz görüşmek üzere. Hayatım oradaki yazar anlamındaki yazar değil çünkü. Er geniş zaman orada. Her zaman yazardı anlamı var. O yalnız şiir yazardı. Meslek olan yazar değil orada. O yüzden türemiş değil. Tamam mı Turgutçum? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha güzel günlerde. Bay bay.